Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve elhikna ila salihin. Evet, ni'me ve bi'se konusuna geldik. Bununla alakalı teşhirimizi alalım. Medih ve zem fiilleri. Evet, buyurun Murat hocam. Murat hocam. Murat hocam. Murat hoca gitti mi? Evet, buyurun hocam. Zem fiilleri. Arapçada bir şey methetmek ya da zem etmek için kullanılan bazı hususi fiiller vardır ki bunların en meşhurları meth için, ni'me ve zem için bir ise fiilleri. Bu iki kalıp dışında başka lafızlar da vardır. Bunlar meşhurları medih için gelen habbeze ve zem için gelen la habbeze. Vesaire fiillerdir. Habbede'deki ve faili durumdaki isim işarettir. Evet, burada sadece farkı bu. Ni'me ve bi'se bunlar zem veya medih için kullanılan fiillerdir. Bunlar en meşhurları bazı. Bunun dışında başka lafızlarda kullanılıyor. Bu da yine medih için habbeza. Bunun olumsuzu da la habbeza olarak kullanılıyor. Veya sa'e fiilleri geliyor bunlar. Bu habbeza'nın farkı buradaki habbe fiili, za ise bunun faili konumunda ismi işaret oluyor. Yani faili devamlı kendisi içerisinde olmuş oluyor. Bu fiiller camit olup maziler dışında müzayede emirler gelmez. Ama müennestlik tarzı ise onlara dahil olması caizdir. Evet, yani ni'met bir set diye gelirler. Evet. Zaten bunlar isim midir, fiil midir? Alimler arasında ihtilaflıdır. Ales sahih bunlar fiildir. Medih ve zem fiillerinin üç rüknü vardır. Bir fiili kendisi, iki faili, üç mahsusun bir met ya da bir zemdir. Evet, bunlar evet. Önemli. Bir fiilin kendisi, bi'se veya ni'me. Diğeri faili olacak bunların. Mesela habbeza'da za faili bunun içerisinde. Bir de mahsusun bilmedih, yani medhe hususi kılınan şeyin kendisi veya mahsusun bir zem dediğimiz şey gelir burada. İrabını öyle yapacağız ve buna göre en sonunda tekrar irabını yapacağız. Eğer fail zahirse, zahir olarak gelirse zikredilmemesi de caizdir. Evet. Medih veya zem fiillerin failinin şekil şartları vardır. Yani failleri nasıl gelir? Medih veya zem fiillerinde fail nasıl gelir? Evet, birincisi. Bir, faizin şartları. Faiz ya el takısı almış olarak gelmektir. Örneğin mimar, gâdü, halidü, halidü ve velid. Halidü velid ne güzel komutandır. Ya da bi'sel halgan kezibu. Bi'sel huluku olabilir. Ya da huluku el kezibu. Yani yalan ne kötü bir huydur yani. İki, yani el takısı almış bir kelime mudaf olur. El takısı almış bir kelime mudaf olur. Niye mi? Mastarın bir sırt bir fiyade. Ya da bir ise celis-i sev'in devamı. Celis-i su'i ennemamu. Yani nil değil mi? Nil diyor. Yani hasf dediği şey orada. Nasıl deriz orada? Bereket, verimlilik gibi. Verimlilik kaynağı ne güzel bir verimlilik kaynağıdır o nil yani. Burada da dedikodu ne kötü bir, hani dedikoducu kimse ne kötü bir arkadaştır yani. Oturulacak bir arkadaştır yani. Bugün başkasının dedikodusunu yapan yarın seninkini de yapar yani. Evet.
iş ya da ne türedir kelimeyle temiz edilen müstetir bir zamir olarak gelir. Evet, bazen böyle de gelir. Bakın el takısı veya el takısına izafe olmuş bir kelime. İşte nekire olarak geldiğinde şöyle bir şey var. Nekire bir kelimeyle temyiz edilen bir zamir. Şimdi kendisinden sonra nekire bir kelime geliyor. Mesela diyorsun ki ni'me vatanen diyorsun. Peki vatanen burada mansup olarak geliyor. E peki bunun irabı nerede? Faili nerede? Veya bir ise hulukan geliyor mesela. Faili işte burada diyorlar ki burada ni'menin ve bir isenin faili nedir? Vücuben müstetir hüvedir. Vücuben müstetir hüve zamiridir. Burada onun faili. Peki buradaki şey nedir? Buradaki nekira kelimeler mansup olarak gelen. Marfu olan mahsusun fail olması caiz değildir burada. Merfu olan mahsus fail olamaz. Niye? Zira başına nevasıktan bir fiil gelebiliyor. Mesela ni'me raculen kâne Muhammeden. Mesela kâne Muhammed. Şimdi burada bakın kâne gelebildiği için, böyle kullanılabildiği için alimler burada şunu diyemiyorlar. Ya biz niye burada el kezib mesela bi ise hulukan el kezibuye fail diyemeyelim. Mesela ne kötüdür yalan. Yaratılış olarak, huluk olarak diyemeyelim diye. Niye? Çünkü bazen kâneli kullanıyor. E fiil fail olamayacağına göre bu komple cümle olarak olmuyor. O yüzden ne olacak burada? Demişler ki burada ni'menin faili nedir? Vücuben müstetirdir. Vücuben müstetirdir. Racülen nedir burada? Buradaki kapalılığı açan temizdir burada. Evet. Burada bir sefilin faali vücuda müstetir olan bu zamirdir. Merfu olan mahsusun faal olması caiz değildir. Zira başına nevasıstan bir fiil gelmesi caiz. Oraları okuduk hocam. Evet, ya da temiz ya da. Ya da temiz ya da faal konumunda olan bir ma bitişi. Evet, burada da bir ma gelebilir aynı şekilde. Bu ma ya temiz konumundadır ya da fail konumundadır. Ya da fail konumundadır. Evet. İnna Allah ni'ma ya'zukum bih. Birinci takdire göre temiz olur. Ben burada şeyi anladım hocam. Burada ni'me ile. Şimdi bir ma ile geliyor. Ni'imma, ni'me. Bu normalde şey olmuş. İdgam olmuş yani. Burada mesela ni'imma, burada bir ma geliyor. Peki buradaki ma'nın irabı nedir? Biz bu ma'yı nasıl iraplayacağız? İki ihtimalden bahsedeceğiz. Ya biz buna temiz diyeceğiz ya da diyeceğiz ki buradaki ma nedir? Buradaki ma fail konumundadır. Evet. Şimdi bakalım birinci takdire göre. Birinci takdire göre temiz olur. Olursa ne kere şey manasında olur ki takdiri İnnallaha ni'me şey'en ya'zukum bih olur. Yani Allah'ın size öğüt verdiği o şey ne güzeldir manasındadır. Fail olması takdirine göre ise marifet tamme olur ki şey manasında İnnallah aha ni'me şey'i yazıkın bir şey el oldu, şey il oldu. Evet, burada ne oldu? Bakın ma burada nekir olur. O zaman takdir sanki innallaha ni'me şey'en gibi oluyor orada. Şey'en neydi? Faili müstetirdi. Ondan sonra şey'en orada ne olmuş oluyordu? Temyiz olmuş oluyordu. Değil mi? Temyiz olmuş oluyordu. Ya'izukum bihi manasında. Yani size öğüt verdiği o şey, diğeri onun sıfatı gibi. Ni'me o şey ne kadar da güzeldir manasında gelmiş oluyordu. Ama fail olursa buna göre o zaman nekira tammi olmaz. Faile ne olacak? Marife tammi olarak gelir. O zaman eşşey'u manasındadır. İnna Allaha ni'me şey'i ya'izukum. Allah'ın size verdiği öğüt ne güzel bir şeydir. Evet. İraptı ne oldu hocam? Yukarıdaki temiz oldu. Tamam. Buradaki fail oldu yani. İsmin mevsul olur ki ondan takdir Allah sevdiği öğütte ne güzel öğütlerdir. Fail olması takdirine göre ise marifet tamamı olur ki burayı okuduk. Evet. Allah sevdiği bu dört kısımdan en yaygın olanı ilk iki kısımdır ve birinci kısımdaki el ise
Hayat sayış his manasındadır. Evet. Bu dört kısımdan en yaygın olanı ilk iki kısmı. Yani el takısıyla geldiği durumlar. Bu birinci kısımdaki el ise ales sahih, buradaki el cinsiyet manası. Bakın el takısı buradaki birinci kısımdaki ilk el takısı. El kaidu ni'mel kaid. Yani herhangi bir asker manası, yoksa belli bir asker değil. Yani askerlik, kaidlik anlamında cins manasındadır. Bakın bu şekilde. Bazen bir ara Zeynep hocam bir soru sormuştu. Şöyle bir mesele vardı. Ni'mer raculu raculen zeydun diye. Böyle bir cümle hatırladınız mı hocam? Evet hocam. Evet. Bakın ni'mer raculu burada işte konu şuydu. Bunlardan mesela buradaki raculünün irabı neydi? Ni'mer raculu. Burada ni'mer fail. Faildir değil mi? Buradaki ni'me faildir. Peki raculen nedir? Burada da temyizdir. Temyiz. Zeydün nedir burada? Zeydün mahsusun bilmedihtir burada. Mahsusun bilmedi. Soru şuydu. Ben tabii orada bir ni'meyi görmemiştim de. Burada soru mesele şu. Bir lafız, böyle bir lafız. Tamam biz er-racul diye gelişini gördük fail. Bazen er-racul gelmediğinde, bu geldiğinde, temyiz olarak geldiğinde, ama burada müstetir hüve olduğunu gördük. Peki hem fail zahir gelip, hem de aynı zamanda raculen şeklinde temyiz olarak gelmesi caiz midir? İşte mesele burdu. Burada işte diyor ki Müberris gibi, İbn-i Serraç gibi, değil mi? Farisi gibi bazı alimler buna cevaz veriyorlar. Yani failin zahir gelmesi ve temyizinle onunla birlikte gelmesi. Fakat Sibaveh gibi, Sirafi gibi alimler ise onlar diyorlar ki hayır, bu şey caiz değildir. Bu şey caiz değildir. Dolayısıyla böyle bir ihtilaf oluşuyor yani. Böyle bir ihtilaf oluşuyor. Bu da ikisinin birleştiği hal. Ama bu zaten çok nadir yani. Olup olmaması nadir bir şey. Evet. Ebu Hayyan'dan siz sanırım şey yapmıştınız hatırlarsanız. Ebu Hayyan'ın meşhur şeyi var. Kitabı var. Oradan zikrederek göndermiştiniz bu meseleyi. Ben yok, ben Şerhul Mughni diye bir şey var. Çağraperdi'nin. Çağraperdi'nin şeyi var ama Şerhul Mughni değil. Mughni Çağraperdi'nin şeyin kendisi, şerhi ise şeyin. Melevi miydi? Muhammed bin Abdurrahim Ayın mim re nasıl okuyacağım? Amri mi? Ayın? Ayın mim ra ye. Umri amri. Umri'dir. Umri de el, yani onun lakabı vardı. El Melevi miydi tam? Meylani. Ben şimdi kitaba bakacaktım da nerede diye, şey ismine diye. Meylani aynen. O da şerhi. Şerhi onun. Evet, orada okudunuz dedim. İşte orada okudum. Siz dediniz ya oradan zikrettiğiniz bir yerden. Yani sizin dediğiniz yerden zikretmedim. Yok, benim dediğim yerden şöyle zikrettim. Unutmuşsunuz siz gönderdiğiniz meseleyi. Sonradan bana bir şey gönderdiniz. Bir yazı. Hocam burada bulduk bu cümlenin aslını. Bir yazı gönderdiniz. O yazıda Ebu Hayyan'dan zikir vardı bu konuyu ihtilaflı olduğunu. Ya mesele orada ya geçmiş ama. Şafile'den arkadaş araştırmış Arap dilinden. Tabii doğrudur. O bana sonra gönderdiniz hocam böyle bir şey bulmuş. Ben de bi'se ve ni'me ile konunun ne alakası var diye söylemiştim. Sonra baktım ki bi'se varmış, ni'me varmış şeyin başında cümlenin. Onu görmedim demiştim. Orada sizin bu zikrettiklerim orada geçiyordu. Ebu Hayyan'dan nakille geçiyordu yani bu Sibaveyh ve Müberrit arasındaki, diğerleri arasındaki fark yani. Ki Müberrit de normalde şeydendir, Basriyundandır. Sibaveyh de Basriyundandır ama böyle bir fark olmuş yani. Sirafi de aynı şekilde Müberrit'in el kitabının en güzel şerhine sahip olan da yine şeydir, Sirafi'dir. Sirafi ve Sibaveyh gibi alimler bunu caiz görmüyorlardı. Müberrit ve diğerleri de caiz görüyordu. Ben sizin gönderdiklerinizden öğrendiğim yani bunlar. Evet. Şimdi bitirdik mi burayı? Bitirdik. Tamam. Demek ki bu en fazla gelen bu. Peki irabı nasıl yapılır? İrabına gelelim. Evet, buyurun hocam. Daha önce de anlattığım, daha önce de denildiği gibi
met ve zem usulü üç parçadan oluşur. Fiil, fail ve mahsursun bir met ve zem. Buna göre üç ihram ihtimali ortaya çıkar. Bir, mahsus bir met ve zem müfredadır ve kendinden öyle gelir. Yani fiil ve fail ise onun mukaddem haberidir. Yani burada mahsusun bilmedih ne olmuş olacak? Müpteda olmuş olacak. Öne geçmiş müpteda. Kendinden önce gelen fiil ve fail, yani ni'me ve onun faili ise mukaddem haber olmuş olacak. Komple cümle bir isim cümlesi yani. Bu birinci ihtimal. Ya da el-mahsus vücudan has olmuş bir müptedan haberidir ki takdiri huve, yani memnun veya memnundur. Hatırlarsanız biz bi'se ve ni'me konusunda haberin müptedan has, vücuben hasfedildiği yerlerde bunu görmüştük. Yani bu irab çeşitlerinden birinde vücuben hasfedilir demiştik hüve takdirinde. Yani sanki diyoruz ki ni'mel kaid, ne kadar da güzel komutandır. Kim? Hüve Halid ibn Velid demiş oluyoruz yani. Burada fail şimdi hangisi? Halid ibn Velid değil mi hocam? Yok. Kaid fail burada. Ni'me ayrı bir cümle olmuş oluyor. Hüve Halid ibn Velid burada ne olmuş oluyor? Yeni bir cümle iptidaiye beyaniye olmuş oluyor. Yani önceki cümleyi beyan eden iptidai cümledir. Hocam o zaman birinci madde mahsusun bir zem. Mahsusun bilmedih ve zem yaptığımız zaman müpteda haber tek bir cümle var hocam. Ama ni'mel kaidu huve Halid ibn Velid takdir ettiğimiz zaman iki cümle var. Burada örnek verebilirsiniz birinci misale. Şöyle vereyim hocam, çizerek göstereyim. Şimdi ni'me, bu birinci takdiri anlatıyorum. Ni'me fiil. Kaid faili bunun. Bu cümle mahallen merfu olup haber mahallinde. Halid ibnül Velid ise Halid burada müptedadır. Müptedadır, müptedaun. Fakat mukaddem müptedadır. Bu ni'mel kaid cümlesi ise bunun muahhar haberidir. Mukaddem haberidir. Müpteda ise muahhar olmuştur. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. Fiil ve failiyle haberi cümle olarak gelmiş, fiil cümlesi olarak gelmiş bir isim cümlesidir. Bu fiil ve fail onun haberidir. Halid ise onun müptedasıdır. Anlaşıldı mı? Tamam. Bu bir. İkiye gelelim. Ni'me burada yine fiil fail. Halid İbni Velid ise burada haberdir. Peki müptedası yani, nerededir? Gizli bir hüvedir. Vücuben hasf olmuş. Manaya uyuyor. Ne kadar da güzel komutan. Kim o? Hüve Halid ibn Velid. Peki bu cümle ne cümlesidir? Bu cümle yeni bir başlangıç cümlesi. Ni'mel kaid bir cümle. Bu da ikinci bir cümle. Bu cümle iptidaiye olup bir önceki cümleyi beyan eden beyaniye cümlesidir. Cümle iptidaiye beyaniyedir. Bu da ikinci ihtimal. Fakat bu iki ihtimal eğer mahsus sonra gelseydi olurdu. Ha. Mahsusun bilmedi veya mahsusun bizden sonra gelseydi bunlar olur. Şayet fiilden önce gelseydi biz şöyle deseydik. Halid İbnül Velid, Halid İbnül Velid ni'mel kaidu deseydik. O zaman olur mu? O zaman sıkıntı var. Nasıl biz buna hüve diyeceğiz de gizli bir şey olacak veya da muahhar müpteda olacak, böyle olmuyor. Ne olacak o zaman? Şayet fiilden önce gelseydi o zaman sadece şu ihtimal olur. Deriz ki Halid burada müptedadır, ni'mel kaid de onun haberidir. Ama şu ihtimal daha olmaz. Gelelim üçüncü ihtimale. Ya da el mahsus failin bedeli olurdu burada. Yani mahsusun bilmedi veya mahsusu bizden burada Halid kelimesi kaidin bedeli olur. Ni'mel kaid, ne kadar da güzel komutan, kim o? Halid'dir. O zaman buradaki el takısının cinsi ne olurdu? Cinsiye olmaz değil mi? Çok güzel değil mi? O zaman cinsiye olmaz. Ne olur? Ahdiye olur. Yani belli bir komutan. Kimi kastediyor? Yani Halid İbnül Velid'i bu cümleye göre. Tamam. Niye? Çünkü Halid bunun bedeli. Ne güzel komutan diyor. Hangi komutan olduğu belli mi? Belli. Ama bu iraba göre mahsus failin bedeli olursa. Ama bedel olmazsa o zaman el-kaid'deki el takısı cinsiyedir. Yani ne güzel bir güzel komutanlıktır o. Kim o? Halid İbni Velid'in o yaptığı komutanlık gibi demek istiyoruz burada. Komutanlığın burada cinsini kastediyoruz. Belli bir komutanı kastetmiyoruz yani. Evet.
Bu üç ihtimalden racih olan birincisidir. Yani şu birincisi en kabul görendir mübteda haber. Neden? Çünkü bazen başına nevasıhtın dahil olması caiz oluyor. Mesela kâne Muhammedu diyor, ni'mer racülü diyor. Kâne Muhammedu ni'mer racülü diye bazen kânenin gelmesi caiz olabiliyor. Evet. Bu şekilde şeyi bitirmiş olduk, cümleyi. Şimdi gelelim burada okumaya. Okumak isteyen var mı? Ben bu size özet yaptıracaktım ama unuttum yani. Neyse. Evet, ni'me ve bi'se fi'lane. Bunlar fiildir alessahih. Yüste'melâne li medhil cinsi medhil cinsi ve zemmihi. Bir şeyin zemmi veya da cinsin medhi için, bir cinsin medhi veya da zemmi için kullanılan iki fiildir. Vel maksudu bizzat ferdun min zâlikel cins. Evet. Burada maksut olan bu cinsten bir ferttir. O yüzden el takısından bahsediyor. Bak, el takısı nedir orada? Cins için gelir. Ve yusemmâ zâlikel ferd bil maksusu bil medih evizzem. Burada maksusun bil medih veya maksusun bizzem olarak iraplanır sonra gelen kelime. Bu şekilde. Yani isimlendirilir. İrab alameti değildir bu ama ismi budur yani. Ve yusemmâ zâlikel ferd. Evet. Burada zâlikel ferdu mu olacak, ferde mi? Şimdi ben onu soracaktım. Siz sordunuz. Cevaplayın o zaman. Yusemmâ zâlikel ferdu. Ferdu hocam. Zâlikel ferdu. Değil mi? Zâlike şey geldiği zaman el ferdu. %99 böyledir. Müsemma şey marife gelince şimdi nekirası haberi olacak. Bu fert isimlendirilir. Ne olarak isimlendirilir? Bil mahsusu bil medhi evizzemmi. Bil mahsusi. Bakın bu bazen yüsemma ikinci mefulünü bi harfi ceri ile alır. Burada bi ile almış. Yüsemma keza bi keza gibi. Bu da veya da şöyle de gelebilirdi. Mahsusen bil medhi evizzem diye de gelebilirdi. Zem veya medha mahsus olmak olan kelime olarak isimlendirilir. Evet. Ve yecibu fi fa'ilihima en yekune. Evet, bunların failini olması lazım. Bunların failinde en yekune mukterden bir el. Ya el takılı gelecek. Ya mudafen li mukterden biha. Ya el takılı olan bir kelimeye izafe olacak. Ev damiren mümeyyizen veya da bir damir olarak gelecek ki mümeyyizen temyiz edilmiş bir nekiratin. Bir nekirayla temyiz edilmiş bir zamir olarak gelecek. Ev veya da ne olarak gelecek? Kelimete ma kelimesi olarak gelecek. Nahvu ni'mel abdu gibi. Birinci örnek el abdu. Ni'me, bakın burada ikinciye. Ni'me ukbeddar. Ukbeddar. Bunlar hep ayet tabi. Ni'mel abdu. Ni'me ukbeddar. Fe ni'me ukbeddar. Diğeri bi'se lizzalimine bedela. Değil mi? El-Kehf suresi. Bi'se lizzalimine bedela. Diğeri bi'se meşterav bihi enfusehum. Evet. Burada bakın, burada da ma'yı örnek. Bakın dört çeşidi de zikredilmiş. Bir tanesi el takılı gelen, el takısına izafe olan bi'se lizzalimine bedela. Bakın bedela nekira kelimeyle gelmiş. Faili o zaman vücuben müstetir oluyor. Bu da onun temyizi olmuş oluyor. Bi'se meşterav bihi enfusehum, burada da ma ile gelmiş. Bu şekilde zikrediyoruz. Evet. وَقَدْ يُذْكَرُ الْمَخْصُوسُ بِالْمَدْحَ اَوِ الذَّمِّ بَعْدَ الْفَائِلِ Evet. Mahsus bilmedi veya zem bazen failden sonra da zikredilebilir. اَوْ قَبْلَ الْجُمْلَ Cümleden önce de zikredilebilir. İkisiyle de gelebilir. Mesela نِعْمَ الْعَبْدُ سُهَيْبُ Süheybun dersin ve هِنْدُنْ بِئْسَتِ الْمَرْعَةُ gibi mesela. بِئْسَتُ الْمَرْعَةُ مَرْعَةُ gibi. Evet. Burada hatırlarsanız Nahvul Vadıh'ta bir şey görmüştük. Burada onu söyleyecek. Diyecek ki vel meşhuru fi i'rabihi ennehu haberun li mübtede'in mahzufin. Meşhur olan diyor. Bu birdi değil mi oradaki? Evet. Meşhur olan diyor. Burada i'rabının mahzuf olan mübtedanın haberi olarak yapılmasıdır. Ey huve suheybun şeklinde. Ve izâ tekaddeme, eğer öne geçerse u'ribe, o zaman ne yapılır i'rabı? Mübtedeen haberuhul cümletu ba'dahu. O zaman i'rabı mübteda olarak yapılır. Kendisinden sonra gelen cümle onun haberi olur. Bu şekilde yapılması efdaldir. Evet.
Evet. Ve yustamelu ke ni'me ve bi'se. Evet, ni'me ve bi'se gibi kullanılır. Ney? Habbeza ve la habbeza. Bakın gördük burada. Nahvu habbezel müçtehidu mesela. Habbezel müçtehidu. Habbezel müçtehidunda nerede fiil, fail nerede? Mahsusun bilmedih nerede? Kim söyleyecek? Habbezel müştehidun irabını yapalım. İbrahim hocam buyurun. Habbe fiil-i madin camidun diyelim. Evet, fiil-i madin camidun yüste'melu lil-medhi diyeceğiz. Medih için kullanılır. Evet. Bayza burada. İsmi işaretin. Çok güzel. El müştehidu. El müştehidu burada. Mahsusun bil medih. Mahsusun bil medih. Yani üç şekilde yaraplanıyordu ama. Evet, mübtedaun. Değil mi? Ne diyeceğiz? Mübtedaun diyelim mesela. Mübteda muakhar. Mübtedaun muakharun. Merfu'un. Güzel. Ve hadihi cümle min habbeza habbe ve za fi mahalli zef'in haberun mukaddem. Haber mukaddem. Ve li'arabu thani el müştehidu haberun merfu haberun li mübtede'in mahzufin takdiruhu huve. Mahzuf olan hüve ile. Yani mübtedası haber olur. Aynen. Arapça diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Haberun li mübtede'in mahzufin takdiruhu huve. Takdiruhu huve aynen. Haberun li mübtede'in mahzufin takdiruhu huve. Merfu'un ve alamet ref'ihi eddammetu zahira. Ve hâzihil cümle cümle iptidaiye beyaniye. Evet. Bu şekilde yapıyor. Tabi İrab'dan mahalli yok. İptidaiye cümlesi İrab'dan mahalli yok. Evet, şimdi burada şiir var. Şiirin hemen İrab'ını yapalım. Ela habbeza adiri fil heva ve la habbezel adilul cahilu. Evet, bu şekilde bir şiir. Burada nedir bu şiirin şahidi? Habbeza'nın medih ve la habbeza'nın zem manasında kullanılması. Ela habbeza ela. Evet, habbeza. Ela'yı yapalım. İbrahim hocam buyurun. Ela. Ela'ya ne diyorduk? Ela harfi istiftah değil mi? İstiftah harfi, başlangıç harfidir. Ela. Evet, habbeza. Evet. Aziri mahsusun bil medih. Mahsusun bil medih. Mübtedaun muakharun merfu'un merfu'un ve alamatu raf'ihi ad-dammatul mukaddaratu ma'a min zuhuriha iştigalul mahalli. Aynen öyle değil mi? Aziri, benim özrümü diyor değil mi? Benim özrümü kabul eden. Yani ela hubbeza değil midir değil mi? Ela hubbeza ne kadar da iyidir benim özrümü kabul eden, hevamda ne yapan? Benim özrümü kabul eden kimse, benim yanlışımda özrümü kabul eden kimse ne kadar da iyidir? Ve la hubbeza el azilu, beni levmeden yaptığım hevada, hatalarımda beni levmeden o cahil ise değil mi? Ne kadar da kötüdür yani. Evet, devam edelim. Fil heva, car mecrur müteallikani. Car mecrur müteallikani habbeza. Hayır, bi'adiri.
Bak hevamda özrümü kabul eden diyoruz. Yani yaptığım yanlışlarda vesairede. Evet. Ve la habbeza vav. Vav artı artı. Güzel. La nafiye. Evet. Güzel ve hadihi cümle min el fi'li min fi'li habbeza vel fa'ile fi mahalli Hani, güzel haber, haber mukaddem güzel. El cahilu. El cahilu. Ne? Na'tun değil mi? Na'tun li adilin, lil adili. Na'tun li. Evet, na'tun li na'tu merfu'in na'tun li adli merfu'un sadra. Aynen. Bu şekilde irabı. Hocam, burada harfi nefi mi sadece? Evet, nefi harfi burada. Sanki şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani ela değil miydi o? Böyle bir cümleye atıf yapıldığında işte tevkit etmek amacıyla yani manayı kuvvetlendirmek amacıyla gelen olumsuzlukla gibi bir şey diyor. Nasıl yani? Tamam ben bunu bir yerde görünce şey yapayım hocam. Ya böyle bir ifadeydi sanki. Belki ela sizin dediğiniz şey oradaki ela istiftah harfi değil de hemze olup la olumsuz olursa. Ela şöyle değil mi ve la değil gibi. O zaman ikinci lam gelince tevkid oluyor doğru. Ama buradaki ela ile la birbirinden farklı. Yani ela istiftah harfi. La ise normal habbeza ile alakalı nefi harfi. Tamam. Belki zihninizde öyle kalmıştır ama yine yeri geldiğinde gösterirseniz bakarız. Evet. Veleke en tenkule kulle fi'lin sülasiyin kabilin litteaccubi teaccübe mukabil olan bütün sülasi fiilleri sen ne yapabilirsin? Nakledebilirsin ila şimdi geldi. Neye? Babi ila babi kerume. Kerume babına nakledebilirsin. Neden? Liddelalete alel medhi ve zemmi ma'at teaccub. Teaccubla birlikte zembe medhe delalet etmesi için. Mesela taber raculu aslen. Mesela adam taber raculu. Racul ne oldu? Tabe yatubu. Tayyip oldu. Temiz oldu. Asıl olarak. Keburet kelimeten tehrucu min effahihim. Yani onların kelimeleri büyük oldu. Ağızlarından çıkan. Aslında neyi kastediyor? Ne kadar da büyük oldu manasında. Dolayısıyla eğer ki taaccübe uygun olan sülasi bir fiili kerime manasına medhe veya zemme taaccüble birlikte medhe veya zemme delalet etsin diye nakletmek istersek bunu yapabiliriz. Bu da caizdir. O yüzden bu ayeti kerimeyi böyle çeviriyoruz değil mi? Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Yani ağızlarından çıkan o şey ne kadar da büyük. Keburat diye. Bu şekilde bu manada da Arapçada kullanılıyor. O yüzden böyle bir tefsirde bir mana gördüğünüzde, lafızda bir mana gördüğünüzde değil mi? Tabe racul adam ne kadar da temiz oldu, tayyip oldu vesaire gibi. Bu şekilde kullanılıyor. Tabe yatubu ama bu ne olmuş oluyor? Beşinci babı has olarak faule vezdine yapılmış olarak geliyor. Bu şekilde bizler bi'se ve ni'meyi bitirdik. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahur da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.